Herkese merhaba. Bugün Next Face Awards 2019. Asla okuyamıyorum. Yarışması katılım videosu ile sizlerle beraberim. Gelin hemen videoya geçelim. Öncelikle aksesuarlarını yapmakla başlıyorum. Bunun için etraftan hazırlıkları kaldırıyorum. Karakterim bir hemşire olduğu için bir hemşire şapkası yapmakla başlıyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye'de bu tarz hemşire şapkaları yok. Ama yine de çoğu karakterde böyle şapkalar var. O yüzden ben de eksik kalmıyorum. Hemen kendime bir şapka yapıyorum. Şapkamın ön kısmını bir taslak olarak kesiyorum. Daha sonra üzerinde düzenlemeler yapacağım. Şu anlık bu şekilde. Sonra kırmızı karton alıp artı simgesini çiziyorum. Bildiğiniz üzere hemşire şapkalarında bu simge var. Nedenini asla bilmemekle beraber ben de bu akımdan eksik kalmak istemiyorum ve artı simgemi taslak olarak çiziyorum. Ve dediğim gibi keserken düzelteceğim. İşlemini bitirdikten sonra bir yapıştırıcı yardımıyla artı simgemi şapkamın ön kısmına yapıştırıyorum. Tam ortaya gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Zaten bunu sürekli takmayacağım. Sadece gösteri sırasında gözükmesin istedim. Şimdi maskemi yapmaya geçtim gördüğünüz gibi. Bir batikon ve pamuk yardımıyla maskemi konuşamıyorum aslında. Eskitme efekti veriyorum. Batikonu tekrar döküp etkiyi arttırıyorum. Eski bir görüntü istiyorum çünkü öyle olursa bence daha güzel olacak. Gıda boyası yardımıyla efekti arttırıyorum ve elime damlatarak sanki ellerim kanlıymış da maskeyi hemen alıp yüzüme takmışım gibi görüntü yakalamaya çalışıyorum. Şu anlık biraz basit durdu ama tekrar tekrar uygulayarak görüntüyü yakalayacağım. Bu makyajda gerçekçi görünmek benim için çok önemli. Şimdi gördüğünüz üzere bayağı terledim. Çok heyecanlıyım çünkü bu yarışmada cidden bir dereceye girmek istiyorum. Bir gazlı bez, pardon, sponge alarak gözümün ölçüsünü alıyorum ve yapıştırıcıyla gözümün etrafına bir çizgi çekmeye çalışıyorum. Yapıştıracağım yerlere. Yapıştırıcı işlemini bitirdikten sonra spancımı alıp gözüme yapıştırıyorum. Tekrar yapıştırıcı yardımıyla spancı gözüme sabitliyorum. Ama tek kat yeterli olmadığı için iki kat daha yükleyip toplam 3 katta işlemimi tamamlıyorum. Az önce kullandığım pis pamukla gözüme daha gerçekçi bir efekt vermeye çalışıyorum. Şu an kullandığım batikon birazdan, evet şimdi şu an gıda boyasıyla efekti arttırıyorum. Hiçbir hemşire yarayı bantlamadan kapatmaz diye düşünerek bandımı kesip gözüme yapıştırıyorum. Bu boyut fazla büyük geldi diye düşündüm. O yüzden ikiye kesip iki farklı yerden bantlayacağım. Gerçekte olması gereken de bu çünkü. Bantlar böyle kalmayacak. Birazdan aynı efekti onları da vereceğim. Şu an veriyorum.
Şimdi koyu mor ve kırmızı arası bir renk far alarak gözaltıma kızarmış gibi bir görüntü vermeye çalışıyorum. Sinirlenmişim çünkü. Hastalar artık beni illallah ettirmiş. Ben de sinirlenmişim. Sabaha kadar ağlamışım. Böyle bir efekt. İstediğim görüntü yola açtıktan sonra hardal ve kırmızı farı karıştırarak gözaltıma yorgun bir efekt vermek istiyorum. Murat elimden geldiğince kusura bakmayın şimdiden konuşamadığım için. Elimden geldiğince daha morumsu koyu gözaltılar elde etmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de gerçekçilikten çıkmamaya çalışıyorum. Kalan farları da yüzüme dağıtıp daha pis bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Daha iyi ifade edilemez de pis bir görüntü. Daha sonra yara yapacağım yerlere tekrar far geçerek oraları da pis bir görüntüye ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi elimde olan lateks benzeri bir cismi, maddeyi alıp yara yapacağım yerlere bu maddeden sürüyorum. Biraz zorlanıyorum gördüğünüz gibi çünkü elimde bu vardı. Profesyonel hiçbir malzemem yok. Elimdeki imkanlarla bu kadar olabiliyor. Ama sonucu gayet güzel oldu. Yara yapacağım yerleri bu ne denir ki? Neyse madde diyeceğim yine. Bu maddeyi sürerek yaralar oluşturuyorum. Bu kısma enjektör saplanmış gibi yapacaktım ama o kadar da saçmalamaya gerek yok diye düşündüm. Çünkü enjektör öyle kolay kolay girecek bir şey değil. Aynı pis bir hemşire ancak bu kadar steril çalışabilir. Aynı pis pamuğu alıp yaralarımın üstüne efekt veriyorum. Yine aksesuar hazırlamamı geri döndüm. Enjektörüme biraz batikon çekiyorum. Bu makyajda aksesuarlar da çok önemli çünkü ancak hemşire olduğumu böyle belli edebilirim. Evet, enjektörüme ucunu takmaya çalışıyorum ama takamıyorum gördüğünüz gibi. Keşke bu işlemi baştan yapsaydım çünkü gözüm kapalıyken biraz zorlandım. Şimdi steril bir şekilde gıda boyamdan biraz gıda boyası çekmeye çalışacağım. Siyah renk far alarak yaraların için daha derin göstermeye çalışıyorum. Daha sonra aynı siyah farla dikiş efekti vereceğim. Şimdi bir makas yardımıyla lateks uyguladığım yerleri kesiyorum. Daha sonra içine kırmızı ruj sürüp siyah farla dikiş efekti vereceğim. Aynı pis pamukla üzerinden geçiyorum. Bu pis pamuk kurtarıcım olacak. Kırmızı mat likit rujla yaraya derinlik efekti vermeye çalıştım. Şimdi son halini göstereyim. Evet, başarılı olmuşum. Mütevaziliğimle yine noktayı koydum. Az önce bahsettiğim gibi siyah farda dikiş efekti veriyorum şu an. Üstteki kısma vermişim orayı koymamışım. Ama gördüğünüz üzere gayet gerçekçi bir görüntü olmuş. Sponge'dan hevesimi alamayıp yine hemen bir kan dokundurdum. Yine aynı şekilde dudağıma da öyle. Yine pis pamuk, pardon. Olabildiğince pis bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Yüzümde. Daha sonra vücuduma da geçeceğim. Şimdi kırmızı gıda boyamı alıp yaralarımı kanatmaya başlıyorum. O ağız kanaması olmaz. Mutlaka kanayacak. Şöyle son halini göstereyim. Ve şimdi şovumuza geçtik. Fakat tamamen bitmedi. Son anda eklemeler yaptım makyajıma.
Çünkü istediğim görüntüyü alamadım vücudumdan. Ve dudağım gördüğünüz gibi botokslu. Bu görüntüden de pek hoşnut kalamadım, o yüzden sildim sonra. Şimdi hemşirenin işi olan bir şey enjektördeki kanı yaralarıma ilave ediyorum. Yaptığım maskemi takıyorum burada. Maske kulağımda kalmış, o tamamıyla sistem dışı. Fark etmiyorum ben o an. Şu an izleyince fark ettim. Evet, göz içime de kan mutlaka enjekte ediyorum. Şu görüntü gayet hoşuma gidiyor. Bu görüntüyle yarışmada yerim olduğunu düşünüyorum. Evet, hemşireler mutlaka kan alır. Ben de kendimi bundan mahrum etmiyorum. Maskem yine illallah ettirdi beni. Hemen maskemi çıkartıp kan almama devam ediyorum. Tekrar yüzümün halini gösterdikten sonra göstermeye devam ediyorum ve burada bittiğini söylüyorum, fakat bitmedi. Son olarak göstermek için buraya çekmiştim ama maalesef son değil. Yine şovlara devam ediyorum. Şimdi İbrahim Tatlıses'e çıkıp şov kes diyecek. Şimdi bir bronzer yardımıyla kemiklerime derinlik katıyorum. Aynı lateks alıp vücudumda da yerler yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı zorlanıyorum. Lens de taktıktan sonra bayağı bir cinnet geçirdim yaparken. Şimdi aynı gözümde de kullandığım farları vücudumda kullanıyorum. Yaralara daha gerçekçi morumsu bir görüntü vermek için. Şimdi makasla yaralarımın içini kesiyorum. Ve kanımı damlatıyorum. Kan olmazsa olmaz. Vazgeçemiyorum. Ve makyajım bu kadardı diye umuyorum. Acaba devam gelecek mi? Evet, yine kan nakli yapıyorum. Bu yarışmaya yıllardır katılmak istiyorum ama 18'imi bekledim. Umarım bu sene yeteneğimle jürileri etkilerim. Yaparken ben çok eğlendim. Ayrıca çok heyecanlandım. Umarım başarılı olmuşumdur. Heyecanımı yenmişimdir. Derin bir nefes veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bana şans dileyin. Hoşça kalın.